Siyah mı bilir? Şeyden başladı. Bayez abine tasın değil mi? Kahveye çalışır bunları. Günlük 10 lira. 10 liraydı ya. Şimdi akşam neyde tabi parayı verirler. İmi içeri diyor ki... Eksik var. Eksik var. Lan bir, iki diye en son vayet diyor ki ya Yaşar abi bu herife söyle. Vallahi parayı tam veriyorum. Ne eksiği? Neyse dedim ki ben karışmam. Ha kahve emiden babam sözlü ortak parayı o veriyor işte 4-5 ortak. Neyse Tahsin de biraz yüz buldu deyip bir gün gene akşamına parayı bana şey yaptılar. Gene dedi ki onları eksim işte bir şey eksim de Tahsin dedi ki asiktir lan neden ekle bir daha eksim eksim diye. Emin dedi bana baktı bana dedi ne diyor bu 5 dedi ben karışmam bunlar ne anlayın. Neyse sabahına meğersem Ömer Emin gözaltı etmiş diye vay denen Tahsin'in içine işine sordu. Ömer Emin geldi başladı. Neyse Tahsin bir şey demem dedi. Bak Vahit içeriden bir şey dedi. Niye bizi çıkarttı o çalışıyor diye. Oturuyor dedi. Remzi Koca var daha doğurlu. Onlardan falan diye Vahit geldi. İlkin herhalde yalnız dedi geldi işte. Bir çay vardı verdi dedi. Ömer Emin bir çay verdi. Bu demiş ki bu soğuk. Şimdi Ferrari'ye ne? Ömer Emin çayı değiştirdi. Ondan sonra bir daha işte bu bir şey dedi. Ele çay yoruna kanadı dedi. Bunu kovaladı. Bu diye yalnız tuttun ama diye. Olan 15 dakika sonra baktım ki cinli kaya toplam yol diyor. Bir soğuk çay. Hani de şimdi Mayıs kır çıkaracak ne diye bir şeyi bahane edeceğim. Neyse geldiler diye 5-6 kişi falan diyor. İşte Şahin Bey'in çocuklarında falan diyor. Orada gene bir şey çay mı istenir diye. Bu gene bahane çıkan dedi. Ömer Emin'de ona komşular İşte şahit misin? Söyledim ne diyelim. Ya ama bunu yapıştır dedi. Aa da diye kız çıktı orada. Özür abi gügümü almış yani bunlara vura. Ömer Emin'in kafaya gügüm. Ben hatırlıyorum ya. Sürme boni boni yola çıkmıştı. Kan var idi de var tarafı. Vallahi buydum ya. Biraz bir ya yaşadın. Ya süslenmesin. Yaşar abi, düşlemez ki. Yok abi, gügüm falan doğrudur abi. Ya gügüm vardı, Ömer Emin'in kafaya dikmemiş onu. Yok, vallahi değmiştim. Ben de hatırlıyorum. Ömer Emin'in kafasına dikmiş. Olur abi, Ömer Emin'in kafasına dikmiş. Çay yapmayı bilmiyor. Neden bir iste, açık iste, aynı getiriyor işte. Şimdi getiriyor böyle şey gibi, bulanıp su gibi böyle. O zaman da ben askerden gelmişim, Konya'da demli çay içmeye alıştırdılar bizi. Gerçekten köyde yani çay işte dolusu zannediyorduk ama yani demli midir, açık mıdır, farkı çay mı çay. O askerde gerçekten çayın ne olduğunu anladık yani. Şimdi demli desen de açık desen de aynı getiriyordu. Getirdik oraya dedim ki bu açtık dedim bu olmaz falan. Sen o çayı geri ki götürdü Ömer Emin oradan söktü. Dedi babasının evinde sanki çay içti çay beklemiyordu falan dedi. İşte oradan çıktı mesela. O şey meselesi değildi yani sen çalıştın ben de çalıştım meselesi değildi. Zaten ben o ondan sonra ayrıldım köyden yani turist geliyordum. Yani o çalıştırsaydı da çalışmayacağım. Tam günü onunla alakası yok diyor ben niye biliyorum köyden. Yok canım. Meydanın ya ama şey koyuyor. Masayı bir saftasın abi şey anlatıyor diyor. Bunun da eksik var. Yok şeyde oturmuş kumar oynayır meydan evin. Şeydi... Yoklar ki Nafize mi de tutmuş oraya, ocaktan çıkan çayı sat sayıyor. Şimdi ben yapıyorum, tasın tamam. Şey diyor, veriyor. Neyse, akşamına hesabı teslim ediyor, üç çay açık çıkarıyor. Üç çay? Bu ne nasıl çıkarıyorlar açık? O kadar çay diyor. Üç çay yok, aklımda tutmam bu. Şey yapıyor mesela. Oranı bu. Şimdi Tahsin de değil ki. Markalı çalışıyor. Yok ya. Sen, sen o çay verince sana sen de şato veriyorsun orada. Marka yatıyor veya şeye. Ondan o puşluğu seçiyor. Tahsin diye ki fazla marka verilmiş diye çay o kadar diye. Ben de diyelim olabilir diyelim şimdi ne diyeyim. Şey diyor yandan ki yok diye işte falan ne filana verdiğimiz çaylarda şeyde yok diye. Parası alınmamış herhalde. Diye. Ondan sonra bizim babamız bu işin içinden çıkamayacak meydana mı al ne edersen hesabı. Ya falanmıştı ya silah. Şey bir akmış. Köyde merak kalmadı vay tabi. Toplayın samanı ki tam ala satı. Ben abi diyor ki bir de Sevdiye Bey yine kapıya geldi. Kapıya vurdu. Dedi ki Sevdiye Bey çıkar abi merakları hep alacağım samanını.
Sabri mi diye arkadan bunu sardırıyor, gülüyor. Vaa meydan dedi, postacı o bıraktığında saman söylüyor da. Tüccarlığına gülüyor. Neyse diye Sabri mi ki durdu, bir de baktım meydan emmi. Kahkahayla gülmeye başladı köy o yani. Sabri mi şaşırdı. O dedi, meydan neye gülüyorsun baba? Ben seni sardırıyor gülüyorum. Sen kime gülüyorsun? Dedi, ben de boş ya. Boş ya. O şey, düğünlerde diğerde ekran çal, davulcu ne çal, boş kayda çal. Evet, evet. Ama boş kayda nasıl girdiniz? Onun olduğu yerde kesin. Bir gün benzemeye içirmiş fakir adam, zaten yemek falan da düzgün yediği yok. Olmuş ki Leyla hastaneye getirdiler. Zaten ezdiği içmemiş hali anormal. Hastaneye getirdiler, midesini yıkıyorlar falan. Orada gözlerini açtı ezdemi, midenimi de ya bir şey olmaz diyor, sigarayı çekeyim. Bir de gözlerini açtı ezdemi. Karısının anası da ağlıyor orada. Karısına bir de böyle etti. Kızım dedi, şimdi sen ne ağlıyorsun? Ben zaten dedi alkolüyüm eskiden. Sırf yani eğlence olsun diye içirmiş ki gülüyor.